Tüm maymunlukları bana yaptırıyorsunuz gibi geliyor bana ama hadi bakalım hayırlısı. Ne diyorsun? Maymunluk mu yap diyorsun? Yani ben içimden geliyor. Evde yalnızken yapıyorum ben. Tamam mı? Kim bilir? Kapı şurada zaten. Ondan sonra sürekli oralarda geçerken yapasım geliyor. Hemen dışarıdan 50 tane komşu geçiyor. Normal halim bu benim. Telefonla oynamaz mısın birader? Ya senin söylediğin konuyla alakalı daha geçen düşündüğüm bir oyun vardı çünkü. Ulan şunun da remake'ini yapsalar ne baba olur falan diye. Onu hatırlayamadım ya. Remake mi devam mı? Devam ya bence. Remake de olur. Şunu yeniden yapsalar dediğim. Ama yani asla yapılmayacak. Benim var. Bir remake yapılsa ondan sonra devam etse daha çünkü remake yapılası oyunlar yapılır zaten. Mesela Prince of Persia bence devam etmesine gerek yok. Remake yapılsa. Yapılıyor zaten. Yapılıyor. 2-3 devam etsin. Sen hangisini söyleyeceksin? Sanitarium'dan başlayacağım ben. Başladım bence zaten hala hazırda. Neyi? Başladı video. Bu videomuzun konusu arkadaşlar devamı gelmeyeceğini bildiğimiz ya da hiçbir zaman hani büyük konuşmayalım ama tekrar remake'inin yapılmayacağını bildiğimiz minimalinden oyunlar. Sanitarium diyorum. Direkt böyle pat diye atıyorum ortaya. Sanitarium. Hocam sanitarium orada kalması gereken oyunlardan bir tanesi. Ne devamı olur ne remake olur. Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bundan 6-7 sene önce hemen muhalefet çektim. Birileri Kickstarter'dan sanitarium'un devamını yapmaya çalışmış. 3D grafiklerle böyle Gabriel Knight'ın o 3D versiyonu vardı evet, ya 3. 4. oyundu galiba. Ona benzer grafiklerle kötü yapmışlar. Çünkü o ilk yapan ekip değil anladığım kadarıyla. Allah'tan Kickstarter'dan geçememiş. Yani çok ulaşılmaz bir noktada çok. Sanitarium. Yani bu hani geçenlerde bahsettiğimiz şey var ya zamansız oyunlar işte. Evet. Sanitarium o zamansız oyunlardan bir tanesi hocam. Bugün indirin hocam. Tamam. GOG'dan indirin. Bilmiyorum Steam'de var mı? Evet. İndirin oynayın. Aynı tadı alırsınız bizim zamanında aldığımız. Yani. Hem yani sanat yönetimi falan da iyi yaşlandı oyun yani. İyi yaşlanan oyunlardan. Çünkü izometrik grafikler çok şey yapmıyor, belli etmiyor kendine. Evet. Disco Elysium falan sağ olsun o izometrik ve tok evet. izometrik evet. görselliği evet. yeniden evet. şey yaptı. Şimdi konsollara geliyormuş Disco Elysium. Ha evet. Ay sonunda. Ben de o oyuna bir ısınamadım abi ya. Yani bu oynamak oynadım. Ben artık çok uzun metin okuyamıyorum. Yani böyle Disco Elysium'dan kayıp düşmemin sebebi o uzun uzun metinler oldu. Yani hani haddinden fazla şey var. Galiba ben de her şeyi bitiremeyince bir eksiklik hissediyorum ve rahatsız ediyor bu beni. Yani oyunun offer ettiği içeriğin hepsini alamıyor muyum acaba? Aynen yani şey çok güzel bir şey sanki kaçırmışım orada gibi. Şey gibi Assassin's Creed 2'de o bulmacaları bulmadan kalkıp gittiğini düşün. Aynen. O hissiyatla aynen. şüphe duyuyorum o oyunlardan. O tür oyunlar baştan itiyor beni öyle bir hissiyat veriyorsa. Benim de ben de bir oyun istiyorum. Eternal Darkness istiyorum. Aa ya o benim içimde ukde olan oyunlardandır ya. GameCube ne lan? GameCube. Aldık E3'ten getirdik işte. 2-3 tane de oyun aldık işte. Metroid Prime, Zelda, ondan abi. Sonra birkaç şey daha. O Eternal Darkness hiç gündemimizde yokmuş o dönem. Onu almadık. Abi nerede şey yapsak? Yani o korku oyunu janrından bahsedilse top 5'te evet. Eternal Darkness'ın adı geçer. Cosmic Horror diye bahsettiğimiz şeyin iyi bir örneği. MGS 2'de, MGS 1'de o şey Mantis'le Kojima'nın yaptığına benzer bir mindfuck durumu da varmış. Saving gitti. Bu oyunu baştan başlayacaksın mı der. Bozuldu oyun mu der. Ondan sonra grafikleri tersine mi çevirir? Yani hatırlayıp hatırlayamadığın birçok böyle trik var oyunda. Ya oyundaki karakterin zihniyle oynadığı kadar senle de tabii. senin de zihninle tabii. oynamayı başaran bir oyun. Dördüncü duvarı yıkan oyunlardan bir tanesi işte. Ya bu arada Metroid Prime'den aklıma aldım. Gerçekten GameCube'e çıkmış o ilk Metroid Prime inanılmaz bir oyundu. Yani baştan sona oturdum ve bitirdim. Belki o zamanlar konsolda FPS düşmanıydım. Bu FPS değildi ama ve alıştırdı hocam, o şeye. Nasıl bir level tasarımı var hatırlıyor musun oyunda? Muhteşem. Muhteşem. Yani level tasarımı olarak yani Dark Souls'ların bence biraz şey yapsak abiyle otursak konuşsak Metroid Prime hastası çıkabilir yani. Aynen. Bütünleşik birbirinin içine geçen grift yapı. Grift bölümler. Farklı silahlarla, farklı ekipmanlarla değişik yerlere ulaşabilirsin. Backtracking var. Benim gerçekten çok sevdiğim bir core loop modülüdür evet. o.
Evet, sıra sende. Ben yine eskileri deşeceğim. Ecstatica Alone in the Dark. PC ilk böyle artık yeni yeni oyun makinesi olmaya başladığı zamanlar. O sana doğru şöyle bir döneyim. O dönemin bir efsane oyunu daha var. İlk defa uzun süredir disket kutusunda bu kadar gerilere gidiyoruz bak. Little Big Adventure, LBA. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun ya, değil mi? Bu üçü bir entegredir yani. Aynı dönem hayatımıza girdi böyle. Herhalde 95'ler, 96'lar o civarlarda. Şimdi hangisi daha önce hatırlamıyorum. Şimdi sadece Japonya'da çıkan bir oyun, daha sonra bir film var. Sweet Home diye bir korku filmi, Japon. Ve sadece Japonya'da çıkan onun oyunu var. Sweet Home onun ismi de. Sanırım onu duydum Sweet Home oyunun yapımcısı çok tanıdığımız bir isim. Shinji Mikami, yani Resident Evil serisinin yaratıcısı. Ne diyorsun? Yanlış hatırlamıyorsam eğer, bizim sevdiğimiz türdeki korku hayatta kalma janrının ilk örneği o. Eski, çok eski bir oyun. 8 bit grafikleri var oyunun, yanlış olmasın. 8 bit. Dolayısıyla tepeden top down görüyorsun. Zelda gibi görüyorsun ama envanter, işte ipucu bulma, bulduğun ipuçlarıyla puzzle çözme, yeni bir yerleri açma falan, hep o core loop içerisinde, oyun temel döngüsü içerisinde ilk uygulayan oyun. O mu önce yoksa tam da hemen 1-2 sene sonrasında mı? Alone in the Dark şu an tam ezberinde değil. Ama Alone in the Dark, işte Resident Evil'ı şey yapan, ilk Resident Evil'ı ateşleyen türün başlatıcısı. Sweet Home'la beraber Alone in the Dark. PlayStation 1'in son dönemlerinde, PlayStation 2'nin de başlangıç dönemlerinde çıkan bir Alone in the Dark oyunu var. O hatırlıyorum. Oyun A New Nightmare olabilir. Edward Cullen'in hikayesini anlatan yine. Gözlerini kapattığında şey görüyordun. Böyle gözünü kapatma opsiyonu vardı oyunda. Yok, o değil. O değil mi? Yok, o değil. Çünkü bu oyun tam anlamıyla şeydi. Resident Evil tarzındaydı. Sabit kamera açısı, önceden renderlanmış arka plan grafikleri, 3D karakter modelleri, envanter yönetimi, backtracking var. Tam %100 böyle Resident Evil modelini uyguluyordu oyun. Çok iyiydi ve son iyi Alone in the Dark oyunuydu. 20 sene olmuş. Hocam. Bayağı oldu, evet. Yani ondan sonra 2007'de çıkan Alone in the Dark çok kötüydü. Hatırlıyor musun onu? 3 boyutlu olan. Ben onu da seviyordum birazcık. Ben çok envanter sisteminde sapıkçaydı. Biraz böyle açıyordum. Görüyordum böyle şeyleri. Ama Alone in the Dark... What you buying diye. Bizim Reflections firması vardı. Driver'ın da yapımcısı. Aynı firma yaptı o oyunda en sonunda. Galiba son büyük projeleriydi, yanlış hatırlamıyorsam. İçimizde yara olarak kaldı yani, evet. Alone in the Dark. Yani hiç hak etmiyor şu anda bulunduğu mezarlığı, öyle söyleyeyim. Ya bazen remake'ler de çok iyi olmuyor ya, biliyor musun? Mesela ben Amiga'cı olarak, yani Amiga'da ilk Amiga'yı gördüğümde ağzımın yüzümün yere düşmesine sebep olan oyun olan Shadow of the Beast. Geçen dönemde PlayStation'a çıktı. PlayStation 4'e çıktı. Geçen dönem dedim, olmuştur yine 3-4 sene. PSN'de gezerken buldum, aldım geçenlerde. Ya hikaye var. Böyle harita sistemi yapmışlar. Özel secret'lar yapmışlar falan ama olmamış hocam ya. Yani o zamanda kalması bazı şeylerin gerçekten senin dediğin öyle, gibi yerinde çok iyi. Yani bir de dövüş sistemini şeye çevirmişler. One Finger Death Punch'a çevirmişler. Sağdan soldan adam gelirken sağ sol sağ sol sağ sol sağ doğru zamanlama üstüne yapmışlar dövüş sistemini. Olmamış. Olamamış yani. Remake var, remake var bir de. Yani ben çok severim işte. Shadow of the Beast'i. O ilk zamanlardaki yaşattığı o hissiyatı özlüyoruz biz aslında. Tabii yani, canım tabii. O zaman ama ilk olduğu için verdiği hissiyatı bir daha tekrarlaması çok mümkün değil. Kafa, yani zihin, böyle vicdan falan bomboş ya o zamanlar. Yani o gördüğün şey sana başka bir alternatif evrenin kapısını açıyor. Şimdi baktığımızda falan ya, geviş getire iyileştiriyoruz. Final Fantasy 7 remake bana onu yaptı yine ya. Böyle bir vortex oluştu ekranda. Hop, içine atladım ben onun. Devam edelim orada şu anda. İşte o bayıldım çok iyi. Kendi farklı bir kulvarda oynayan firma oyunu. Yüzyıllarca Final Fantasy 7 oyununun remake ile uğraşma. Onu da part 1 olarak çıkartma şeyi var. Ben oyunu 40 saat falan oynadım. Bitirdim. Yani hiçbir yerde doğru düzgün bak şey demediler. Episode 1 şu bu Final Fantasy 7 remake. Lan dedim, bu oyun burada bitmiyordu. Evet. Orijinalini de ben bitirmemiştim gerçi ama şehirden çıkıp gitmiştim o. Neyse spoiler olmasın olaylardan sonra.
Bu oyun burada bitmiyordu. Gittim Wikipedia'dan sinopsisine baktım hikayenin. Lan oyunun bizim oynadığımız kısmının sinopsisi şu kadarsa daha aşağıda bu kadar hikaye var yani daha. Daha yapıyorlar. Yani 4 part falan yapacaklar. Zaten suyunu çıkartmak için PlayStation 5'e 1-2 saatlik bölüm ekleyip yeni bir versiyon. Bir tane daha mobil versiyon. Bir tane daha Final Fantasy 7 Remake'i. Onun gözden kaçırmış olabilirsin. Mobile Final Fantasy 7'yi Final Fantasy 15'in de bir mobil remake'i çıkmıştı. Aynı grafiklerle yapıyorlar. Böyle suyunu çıkarta çıkarta şu an Square Enix hal oluyor Final Fantasy 7'nin. Benim gönlümde yara kalan Metal Gear Peace Walker. Bunun remake'e ihtiyacı var mı ya? Şu gün olsa yine oynanır. Evet, ben de tam bu soruyu bekliyordum. Bir mobil oyun. Bir PlayStation Portable oyunu. Evet. Metal Gear Peace Walker. Şey gelmedi mi o sonra PlayStation 3'e? Geldi. Bir paket yaptı Kojima. Metal Gear 2, 3 ve Peace Walker'dan oluşan bir paket yaptılar. Hı hı. Anniversary Edition olabilir. Hatırlamıyorum tam olarak. Hocam, Metal Gear Peace Walker sen oynamamışsındır. Bu oynamadım PS doğru. Ben de MGS külliyatında o kısım yok. O iki kısım yok daha. Bak, doğrusu. Şey de yok. PS Vita'daki de yok. Doğru. PS Vita'da bir oyun yok. İki tane yani bir tane Peace Walker var. Bir tane daha vardı. Yok. İki tane PSP oyunu var. Biri Portable Ops, bir tanesi Peace Walker. Hah tamam. İkisi de PSP'deydi. Şöyle tamam. Portable Ops kanon olmayabilir. Bir side story gibi düşünebilirsin onu ama yine Big Boss'un hikayesi. Hmm. Hatta Roy Campbell'la yani bizim Colin Campbell'ın gençliğini görebiliyorsun oyunda. Ama asıl kanon olan hikayenin şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ana hikayeyi son böyle ilerleten oyun şeydi. Peace Walker'dı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Metal Gear 3 kronolojik olarak başla. Hemen arkasından Peace Walker oynayabilirsin. O kadar böyle hani Metal Gear'in o grift ve sofistike zaman çizelgesini, timeline'ına çok önemli bir yer kaplar Peace Walker. Hmm. Neden? Şimdi Kojima'nın hep hayalinde kurmuş olduğu bir temel döngü, işte core loop dediğimiz kısımda bir işte ordu yönetim sistemi. Oradan yeni askerleri rekrut etme. Çünkü adamın aslında ilk kurguladığı ilk first Metal Gear'da işte şey yapıyordun. Ordu. Bir askeri üste dalıyordun. Yani orada işte sınırlardan bağımsız bir özel askeri birliğe karşı savaşıyordun. Outer Haven. Adamın kurguladığı şeyin gerçeğe dönüşmüş hali aslında Peace Walker'da başlıyor hocam. Aslında Portable Ops'da başlıyor ama realize ettiği yer orası. İşte görevlere gidiyorsun, o görevlerden yeni askerler rekrut ediyorsun. Bu askerleri işte medic mi yapacaksın, assault mı yapacaksın, ne yapacaksın hepsini kategorize ediyorsun. Eğitimlerini veriyorsun, traininglerini veriyorsun ve Mother Base'i genişletmeye başlıyorsun. Ve ilk defa diyorsun ki ulan Outer Haven'ı yapıyorum lan ben burada resmen. İşte oynanır abi şu anda. Onu ama çok remake'lik bir durumu yok yani. Var. Çünkü PlayStation 2 dönemlerinden kalma grafikleri. Görseller değil mi? Şöyle ki bak Metal Gear 2 ile 3'ü hala oynarsın. Çünkü PS2 döneminden kalma 20 senelik grafikler olsa da hani biraz daha onu şey yaptılar, cilaladılar Subsistence'da falan. İşte PlayStation 3'e çıkan biraz daha HD versiyonları falan eli yüzü düzgün gözüküyor. Ya, Peace Walker onlardan biri değil. Bir de menü ağırlıklı oyun. Sen onu al Phantom Pain gibi yap. Bütün Metal Gear severler yemin ederim ağızlarının suyu aka aka oynarlar. Tabii. Al oyunu. Phantom Pain yani Kojima'yı alıp Konami'ye Phantom Pain çıkmasaydı da Peace Walker'ın Phantom Pain gibi olan versiyon çıksaydı çok efsane olabilirdi yani. Yani Kojima'yı alıp Konami ile tekrar evlendirmek mümkün olmayacağı için vallahi Konami eline dokunmadı. Söylenti var şey gelecek diye. Yeni Metal Gear gelecek diye ama Konami'den yani, en son ne oyunu gördün? PES. Onun da ismi futbol falan gibi garip bir şey oldu. Futbol mu? Yani. Evet. Yani, o yüzden Konami'den bir cecik olmaz yani. Metal Gear ismini satın alır Sony, bir şey yapar. Onun Japon şeyi var orada. Japonların böyle bir şey yaptığını ben duymadım. Onlarda şey var ya, bir işe girdin mi ölene kadar çalışacaksın. Salarım bir ne? Marka senin. Evet. Yani işten ayrılmak onursuzluk falan sayılıyor. Öyle şeyleri var, o yüzden sanmam yani. Patron beni istifa ediyorum. Dur kabul et neyse falan. Toplayın arkadaşı falan diyor. Ya ben de bir de remake olsa ne de güzel olur dediğim Planescape Torment var. Her ne kadar artık metin tabanlı oyunlara, metini bol oyunlara çok aşina olamıyorum, vakit ayıramıyorum desem de ben bir oyun içinde metinlerin oynanış kadar seni alıp bambaşka bir resim çizebildiği başka bir oyun görmedim bugüne kadar. Planescape Torment, bilmiyorum o dönemki
o FRP'lere şey yaptın mı hiç, parmağını batırdın mı? Ama o betimlemeler böyle, bir de Planescape evreni çok güzeldi. Evet. Bütün evrenlerin kesişim noktasında çok garip ama çok da insanın bazen tüylerini diken diken eden, bazen hayran bırakan olayların olduğu bir evren. Belki Planescape evreninde geçen bir oyun olsa, evet, bu açlı biraz durup boşlanmış öyle evrenler var ki. Yani hala Amazon'u, Netflix'i vesairesi içerik peşinde debeleniyor. Ondan sonra acaba hani günümüz şartlarına mı uyarlanamaz? Abi Kryn var, Dragonlance, Menzo Beranzan var. Hani bir evren içinde farklı şeyler de var. Yani Drizzt'in hikayesini anlat, biraz şey yap, alıştır. Gerçi geliyor şimdi Drizzt'li bir tane bir, evet onu yeni geliyor, gördüm daha. Dark Alliance 3 galiba. Güzel'e de benziyor. Drizzt'li bir tek Baldur's Gate'de yan yan karakter olarak gördük şimdiye kadar. Yani onu anlat. Dark Sun var. Hiç dokunulmamış bir evren. Şey niye? Ravenholm var. Yok ama oyunlar. Ravenholm'un şeyi Ravenholm okumuştum yıllar önce. Vampire of the Mists vardı. Ya ekmek mi yok deriz. Belki bunu da deriz değil mi? Biz hani bilmiyoruz şey. Warhammer 40K'dan da Warhammer'dan da ayrı ayrı onlarca firma şu anda ekmek yiyor. Oyun çıkıyor ya. Şey yaldır istemez, yaldır. Şey istemez misin ya? Şöyle Warhammer'ın karanlık atmosferinde geçen iyi bir sci-fi gerilim filmi böyle. Çok iyi olmaz mı film ya? Film istemem abi ya. Film ben şey isterim. Anime falan mı? Tiranidler miydi o yaratıklar? Onların şeyini okumuştum. Rule Book'unu falan okumuştum. Şöyle bir kitaptı. Çok ilgimi çekmişti. Onların olduğu Space Hulk diye bir oyun vardı Amiga'da. Benzerleri yapıldı, edildi. Bir sürü Warhammer oyunu çıktı. 40K oyunu da çıktı. Ucunu bucağını kaçırdım ben artık ama o atmosferde bir Warhammer oyunu isterdim ya. Biraz Alien Isolation ama Alien Isolation gibi de olmuyor. Şimdi orada zeki, güçlü ama kırılgan bir kadın karakteri yönetiyordu. Çünkü Alien'ı hasar veremiyorsun. Yani bir Warhammer oyunu yaptığında adam gelecek baba şeyle yani. O armorla gelecek. Arkasında 4 tane daha baba yar. Şimdi onun neresi kırılgan ya? Aynen. Ben de bir tane oyun söylemek istiyorum. Buyurun. Demin onun ismini doğru hatırlayıp hatırlamaya bakmak durumunda kaldım. Çok eski bir oyun çünkü. 25 senelik. Uprising diye bir oyun vardı. Uprising strateji FPS beraber bir oyun. Hatırladım. Evet. Arşivi taradım. Evet. Oyun shooter'dı ama aynı zamanda gerçek zamanlı strateji oyunuydu. Evet. Orbitten bina falan indirebiliyordun. O mekanik denendi ve o dönemlerde bırakıldı. Hmm. Ben şimdinin teknolojisinin çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Mesela iyi bir Unreal Engine ustasının elinde bu tarz bir mekanik çok güzel olabilir. Yani şimdi şeyler geldi işte mesela açık uçlu FPS dönemindeyiz bir 10-15 senedir. İşte Far Cry'la beraber. Şimdi açık uçlu bir, yani sandbox bir first person seviyesinde, level'ında aynı anda bir şey yapıp, resource management üst kurup, ondan sonra bir bilim kurgu hikayesi eşliğinde iyi de böyle shooting dinamikli olan bir oyun oynamayı çok isterdim mesela. Ya benim çok sevdiğim, pek az insanın sevdiğini duyduğum bir oyun var. Command & Conquer Renegade. Renegade, evet. FPS. Evet. Tabii. Çünkü notların komandosunu oynadığın. Abi nodların komandosu falan benim yani multiplayer olarak oynayıp böyle hayvan gibi keyif aldığım az sayıda oyundan adam biridir. Ofiste kuruyorduk işte. Bir kısım nod, bir kısım GDI. Psycho gibi oynuyorduk. Yani hem strateji hocam, hem ne güzeldi ya. Tiberian Sun'ın şeyinde ara sahnelerinde Michael Biehn oynuyordu hocam ya. Boru evet mu anasını satayım ya. James Earl Jones falan oynuyordu yani. Evet. O zamanlar ben seviyordum abi o ben şeyleri. Ben çok seviyordum. Cheesy. CNC'nin bütün ara videolarını izleyeceğim diye harita yapmıştım. Çünkü orada bazı bölümler A veya B bölümünü seçmen gerekiyordu haritada gitmen. Öbür bölümde farklı videolar olduğunu fark edince baştan oynamıştım mütemadiyen. Bir zamanlar PC oyunculuğunun şahı şahbazı olan gerçek zamanlı strateji türünün mobile hapsolmuş olması son dönemde. Evet artık MOBA olarak devam ediyorlar hayatlarına. Yo ben hep gördüğüm mobil oyunlarında bayağı bildiğin şey old school RTS dinamiklerini kullanan çok mobil oyun çıkmaya başladı. Ha at bana ya ben bir bakayım o zaman. Ben çünkü real time strateji evrim geçire geçire MOBA baya geldi çakıldı daha da şey yapmıyor evrimleşmiyor evet. Geri eski haline dönmüyor. Yani üst kurmadığın resource management yapmadığın strateji de strateji olmaz gerçek zaman diye düşünüyorum evet, yani. Yani. Ya, çok oyun var öyle eskiden ama hayal kırıklığına da uğratıyor şimdi. Tabii. Command & Conquer'lerin ilkinin galiba remake'i çıktı. Evet. Baktım Steam'de 140 liraydı.
elimi gitmedi açıkçası. Bir de ben Command & Conquer'le bir yaz geçirdim. Bir yaz. Böyle bir Haziran'da anlatmıştım ya burada engineer'li arkadaşın üstünü satıp çıkmıştım. Bütün bir yaz her şeyini bitirdim. Bütün işte haritaları iki tarafta da Node.js'e açtım. Artık modlamaya başlamıştım oyunu. Modlar indiriyordum BBS'lerden. BBS. Ondan sonra şey yapıyordum. Oyunu modlaya değişik şeyler deniyordum. O kadar suyunu çıkartmıştım. Ama yok yenisine yani daha doğrusu remake'ine hiç elim gitmedi. Çünkü öyle mutlaka bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani. Hayallerindeki gibi kalsın. O hali kafandaki halinden o kadar farklı geliyor ki yenilenmiş halini oynadığında. Ne kadar iyi yapılırsa yapılsın. Bir onun için tek istisnam Resident Evil 2 remake olabilir. Evet. 3 olamaz. 2 olur ama. Evet. Hakikaten ama ona da bakınca şimdi insan düşünüyor lan acaba gerçek anlam. O remake ya şey remake de iki kategori var. Olduğu gibi galiba bir remastered aslında. Hah benim dediğim şey remastered. Remastered. Remastered'dan evet. Uzak durmaya çalışıyorum ben. Evet, evet. Remake'ler hakikaten iyi yapılınca iyi olabiliyor ya. Ondan sonra ne kadar benim kalemim olmasa da Demon's Souls'u herkes övdü etti falan. Aynen, aynen. Bloodborne PC'ye gelse sonra da remake'i gelse mesela sen zil takıp oynarsın diye tahmin ediyorum. Bloodborne'un gideri var canım daha bu grafiklerle. Remake'e gerek yok Bloodborne'a. Millet 30 FPS'ye falan çok aşeriyor. Ha öyle bir şey. Remastered işte senin dediğin. Remastered evet, olursa evet. Tabii oynarıcı. Evet. 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 Sonra bu kadar evet dediğimizden anlamışsınızdır herhalde videonun sonunu getireceğimizi. Ama sizin de mutlaka yeniden yapılmasını istediğiniz oyunlar vardır. Konuşalım. Bence yoktur. Yok kimsenin yok mudur? Hiç kimsenin yoktur. O zaman gidelim. Benim abi. Evet.